Şimdi bu COVID kaynaklı beyin hasarları bizim için şimdilik yeni bir durum. Yeni dediğim biliyorsunuz COVID hastalığına sebep olan virüs aslında koronavirüsün ailenin bir üyesi. Bu aileye ait diğer üyelerin daha öncesinde yapmış olduğu çeşitli salgınlar mevcut. Bu salgınlarda da bazı nörolojik tutulumların olabileceği daha önceki çalışmalarda bildirilmişti zaten. Ancak COVID-19 hastalığı dünyaya olduğu gibi bizde de yeni. Bilgilerimiz bu konuda azdı. Ocak ayından beri başta Çin olmak üzere oradan gelen vaka bildirimleri oldukça hastalığı öğrenmeye başladık. Mart'ta bizim ülkemizde görülmeye başladıktan sonra bu konudaki tecrübelerimiz çok daha artmaya başladı. Mart başındaki bilgimizle şu anki bilgimiz arasında dağlar kadar fark var. Artık bu hastalığı çok daha iyi tanıyoruz, çok daha iyi biliyoruz. Ne yapabileceğini daha iyi kestirebiliyoruz. Ya, tamamen her şeyi öğrendik mi? Hayır. Ama oldukça büyük bir gelişme kat ettik bütün ülke olarak. Covid-19 hastalığı sadece akciğerleri tutmuyor. Diğer sistemleri de tutabiliyor. Beyin bunların başında geliyor. Bunun yanında kalp sistemini tutabiliyor, bağırsak sistemlerini tutabiliyor, böbrekleri etkileyebiliyor. Bunların hepsinde farklı semptomlar, bulgular gösterebiliyor. Bu semptomların görülmesi hastalığın şiddetinden her zaman bağımlı değil. Hastalık çok hafif gelişse bile sadece nörolojik belirtilerle gidebiliyor. Hastalığın ilk ve tek belirtisi bir nörolojik açıdan geçirilmiş bir inme olabiliyor, epileptik nöbet olabiliyor. Bu şekilde tanı koyduğumuz hastalarımız var. İlk başta baktığımız zaman hiç COVID akla gelmeyecek hastalarda daha sonra şüphelenilip araştırma yapıldığı zaman bu şekilde COVID tanısı koyduğumuz hastalar oluyor, tabii ki var. Nasıl zarar veriyor? Bu konuda iki farklı teorimiz var. Birisi virüsün direkt etkisi, kendisinin beyine ulaşması sonucu yapmış olduğu hasar ve buna bağlı ortaya çıkan bulgular, belirtiler. Diğeri de virüsün indirekt etkileri. Yani virüsün kan akımını etkilemesi, kandaki çeşitli parametreleri bozması sonucu sebep olduğu hastalıklar, etkilenmeleri gibi söyleyebiliriz. Bu şekilde beyni birçok farklı yönden etkiliyor. Baş ağrısı çok sık bu hastalarda görülebiliyor. İnmeler bu hastalarımızda görülebiliyor. Epileptik nöbetler görülebiliyor. Bilinç bulanıklıkları çok sık görülebiliyor bu hastalarımızda. Bunun yanında daha nadir olarak çeşitli farklı nörolojik hastalıklar, nevraljiler olsun ya da Guillain-Barré sendromu gibi hastalıklarda bu hastalarda görülebiliyor. Ama dediğim gibi hastalığın şiddetinden bağımsız görüyoruz bunları. Tabi bazı yayınlarda evet hastalık COVID şiddeti arttıkça nörolojik belirti daha sık olarak görülüyor diye söyleniyor ama her zaman bu doğru olmuyor. Bazen tek ve ilk belirti nörolojik semptom olup bundan sonra bunun sebebini araştırdığımız zaman hastaya COVID-19 tanısı koyabiliyoruz. Kalıcı bir hasar olayını şöyle söyleyeyim. Örnek inmeden gidersek, inme geliştikten sonra kalıcı bir hasar olup olmadığı inmeye bağlı asıl olarak. COVID-19'a bağlı değil. Ancak COVID-19'da yine sık gördüğümüz koku ve tat almadaki bozukluklar gibi ya da otonomik etkilenmenin bir belirtisi olarak düşündüğümüz ishal etkileri çok kalıcı olmuyor. Yani kısa zamanda bunların geri dönüşlü olduğunu gördük. Ama zaman içerisinde bu hastaları takip ettiğimiz sürece bu soruya daha net cevap verebileceğimizi düşünüyorum. Risk tabii ki var. Yani biz şu an için bu hastalarda gelişir, bu hastalarda nörolojik belirti gelişmez gibi bir öngörü yapamıyoruz. Ancak bu geliştikten sonra söyleyebiliyoruz. Hangi hastada hangi belirtinin gelişebileceği biraz da hastaya eşlik eden diğer hastalıklarına bağlı. Örneğin yaşlı bir hastadır. Bu hastanın COVID'in yanında şeker hastalığı, hipertansiyonu, kalp rahatsızlıkları vardır. Bunlara bağlı çeşitli farklı ilaçlar kullanıyordur. Bunlar bazı nörolojik hastalıkların ya da bulguların gelişmesine zemin hazırlar. Onlarda mesela bu gruplarda inmenin biraz daha sık gelişebileceğini söyleyebiliriz tabii ki. 3 ayda çok büyük yol kat ettik bu hastalıkla ilgili olarak. Hem tanı aşamasında, hem hastalığı tanıma aşaması, hem de tedavi aşamasında halkımızdan hala işlerin bitmediğini bilmelerini istiyorum. Bundan dolayı lütfen sosyal mesafe kurallarına ve maskeye mümkün olduğunca yüksek oranda dikkat etmelerini istiyorum.